Buyurun. Orada bir virgül koyalım şimdi İmamoğlu üzerinden tabii çünkü ki. ilerleyelim istiyorum o görüşme malum çok kritikti. Ardından sizinle tabii devam edeceğiz. Şimdi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu bir araya geldiler. Sizin de bahsettiğiniz o Hacı Bektaş'ı veli anma programında hain minvalinde bir açıklaması vardı Kılıçdaroğlu'nun. Daha önce de sırtımdan hançerlendim diyor. Bunun üzerine evinde ağırlıyor İmamoğlu'nu. İşte bu yüzden de sormak istiyorum. Bundan sonra Kılıçdaroğlu bana ihanet ettiler dese hem inandırıcı olur mu? Bu görüşme de kazanan taraf kim oldu? İmamoğlu özelinde sorarsak Emin Bey, siz nasıl okursunuz bu görüşmeyi, bu tabloyu? Daha bir şey yok ortada. Yani kazanan kaybeden değerlendirmesini yapmak için daha hayli zamana ihtiyaç var ama şunu söyleyelim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten baştan kaybeden oldu. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne kadar çaba gösterirse göstersin bundan sonra bir toparlama sağlayabileceğine inanmıyorum. Yani işte yolundan saptı Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir takım değerlendirmelerin de herhangi bir değeri yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçmişinden koparan, umdelerinden koparan, yolundan saptıran Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Nitekim 2010 yılında genel başkan olduktan sonra arama toplantıları yaptı. Bu arama toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde Önder Sav, Kemal Anadolu gibi deve dişi tabir edilen isimleriyle yapmadı. Bunları TSEV'ci bir takım isimlerle yaptı ve o arama toplantılarının ardından bir takım sonuç bildirileri ortaya çıktı. Bunların içinde işte Abdullah Öcalan'ın Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulması dahil olmak üzere pek çok garip CHP'nin özellikle Baykal döneminde hiç kabul görmeyen bir takım tavsiyeleri vardı ve ondan sonra pek çok ismi aldı en sağdan en sola kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece ve sadece tabana göz kırpmaya çalıştı. O açıdan yani şu anda Sayın Kılıçdaroğlu beni arkadan hançerlediler diyebilir, bir takım çabalar içinde bulunabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde asıl mücadele Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında yaşanacak gibi görünüyor ve asıl olanı da ben İmamoğlu olarak görüyorum. Çünkü bir takım dış çevrelerinde İmamoğlu'na verdiği desteği yadırgamamak lazım, görmezlikten gelmemek lazım. Böyle bir durumdayız ama Cumhuriyet Halk Partisi o kadar amorf bir hale geldi ki bakın CHP'nin içinde Mansur Yavaş'ın bile Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinden bahsedilebiliyor. Oysa ben bizzat şahidim. Kendisi Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılırken bir mektup yazmıştı. Kendimiz birlikte değerlendirmiştik. Orada şunu söylüyordu. Yani Devlet Bahçeli'yi şöyle suçluyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni CHP'ye döndürdü. Bu parti içinde siyaset yapmak mümkün değildi. Şimdi böyle bir figür, böyle bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı bile olarak bile değerlendirilebiliyor. Yani gerçekten vahim, garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama asıl mücadele bence önümüzdeki günlerde başlarını artacak mücadele aşağıda tabanda rant mücadelesidir. Yani belli belediyeler var. O belediyelerde bugünden görüyoruz. Bir takım rant kavgaları var. Neden? Çünkü hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını koruyabilmek için hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için maalesef ve maalesef artık eskisi gibi değil. Biraz da para işlerinin döndüğünü görüyoruz. Nereden görüyoruz? Son kurultayda görüyoruz. Peki bunu kim söyledi? Ben söylemedim. Kendi paydaşları söylediler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle garip bir görüntünün içinde. Önümüzdeki günlerde daha çok itiş kakış olur, daha çok kavgalar yaşanır. Ama Kemal Bey işte bir takım açıklamalar yapar, diğerleri başka şeyler yapar ama burada maalesef ve maalesef kim güçlüyse artık orada bir takım değerler kalmadı. Delege bazında bakıyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde buna itiraz edenler de olmadı. Bir takım başka şeylerin etkili olduğunu görüyoruz sonuç alabilmek için. O açıdan böyle bir mücadele var. Dikkatle izliyoruz. Aslında garip bir şekilde biraz da gülümseyerek izliyoruz. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda savruldu, evrildi, çevrildi. Böyle bir noktaya geldi. Bakalım bundan sonraki savrulmasından nereye doğru gidecek?